Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda seri olan raporlama yani haftalık yaptığım şeyin ikinci bölümü olan videoyu çekiyorum. Geçen hafta söylediğim gibi hedeflerimden bir tanesine ulaşmış durumdayım. Bir tane gemimi seviye 7 yaptım. Sadece tamamen kendim alt karakterlerden falan biriktirdiğim gemlerle bir tane seviye 7 gem çıkarabildim bir hafta içerisinde. Yani haftada bir tane seviye 7 gem çıkıyor gibi gözüküyor şu anlık. Alt karakterlerimde de benim seviye 3 tier 3 gemler var ama onları birleştirmek istemiyorum. O karakterler de gemsiz kalmasın. Muhtemelen her hafta bir tane seviye 7 gem çıkacak gibi gözüküyor. Ha, parayı verip kendim de tabii ki gold'u verip bunların hepsini seviye 7 yapabilirim ama zamanla kendisi olur zaten. Amacım hepsini seviye 7 yapmak. Arkadaşlar biraz gümüşüm yedi. Neden gümüşüm yedi derseniz. Birleştirdiğim bu arkadaş Maelstrom skill ile beraber geldi. Bir 7 kere falan rolleyince bayağı bir gümüşümün içinden geçti. O yüzden aklınızda bulunsun. Biraz sıkıntı bu şeyleri, gemleri yapmak. Yani uzun vadede vurursanız yaparsınız da 1 milyon silver'ı yiyecek gibi gözüküyor. Yani en az 1 milyon silver'ı yiyecek gibi gözüküyor. Gear olarak ise arkadaşlar ben materyal stoklayacağımı, challenge yapacağımı söylemiştim. Ama yayında işte hani yayındaki arkadaşlara sordum artı basalım mı basmayalım falan basalım dediler. Ben de yayında bir artı basma yayını tarzı bir şey yaptım. Bir iki item geçti arkadaşlar. Silah artı 15 yaptım. Bütün zırhlarımı neredeyse 13'e çektim. Sadece donluk 13 kaldı. Bunu da 13 yapınca muhtemelen burada bir nevi salarım. Çünkü yeni bir plan geldi aklıma. Ben bir de yabancı goitlerle de görüşüyorum arkadaşlar. Bizim serverdaki yabancı goitlerle de iletişim halindeyim. Onlarla beraber çünkü Valtan ve Argos yapmayı düşünüyorum. İleriki safhalarda hard modları yapmayı düşünüyorum. Çünkü bizim guildimizdeki sayı şu anlık yetersiz. 4 kişi falan oynuyoruz. Bize bir 4 kişi daha lazım ve supportumuz yok. O yüzden de ben Find Party'den raid yapmak zorunda kalacağımızı düşündüğüm için guild içerisinde. Yabancı guildlerle konuşuyorum. Hani orada böyle dışarıda falan kalmış raid grubuna girememiş arkadaşlar varsa onlardan iyi oyuncuları alıp Valtan'a gitmeyi planlıyorum. Özellikle ilk hafta Valtan'a girebilirsek relik takılar çok pahalı olacağı için güzel bir gold kazanabiliriz diye düşünüyorum oradan. Kısacası seviye 7 bir tane gem yaptım. 1405 item skora çektim karakterimi. Bir de son kalan karakterimi yani Deadeye karakterimi 1325'e attım arkadaşlar. Yani kısacası benim alt karakterlerle işim şu anda artık bitmiş bulunmakta. Ben bütün alt karakterlerimi yani 6 tane Abyss Dungeon hakkımı kullanabileceğim alt karakterimi Tier 3'e atmış ve 1325 Tier skor üstüne çıkarmış durumdayım. Şu anki hedefim ise haftaya kadar yani haftaki diğer videoya kadar bu 3 karakteri 1340 yapmak istiyorum. Neden diye soracak olursanız. Arkadaşlar Valtan Raid'i geldiğinde bizim Gold'a çok ihtiyacımız olacak. Valtan Raid'in ne zaman geleceğini de bilmiyorum bu arada. Ben haftalık buradaki alt karakterlerimde Ayras Oculus ve Ayras Prezera'nın iki bölümünü de yapmak istiyorum. Buradan 1500 Gold geliyor alt karakterlerle de yaparsanız. Ben o 1500 gold'u Valtan gelesene kadar stoklamak istiyorum. Bu birincisi. Bir de mor takılarda bir artış var şu anda. Güzel stat olan. Çünkü herkes alt karakterlerine benim gibi engraving yapmak istiyor ki içeri girdiğinde sıkıntı çekmek istemiyorlar. O düşünceyi çok iyi anlayabiliyorum. Ben de alt karakterlerimin hepsine statları Best in Slot ve iki tane engravingini fulleyecek şekilde ucuz yoldan boyutları yaptım. Onunla ilgili istiyorsanız ekstradan bir video çekerim. Alt karakterlerimdeki yaptığım boyutları size kısaca gösterecek bir showcase ayarlarım eğer siz de isterseniz. Ama kanalıma dediğim gibi hani alt karakterler için gerekli olan hani ucuz yoldan engraving boyutlarını ben paylaştım zaten yapılabilecek ve onları kullanıyorum bu arada. Halen hani onları kullanmaktayım. Bir şu anda paladinimin üstü itemleri baya kötü. Bir onu düzelteceğim. Support olarak bir onun itemlerini düzelteyim. İtemleri düzgün olsun onun üstündeki. Onun dışında yapacak bir şeyim kalmadı dediğim gibi. Şu 3 karakteri sadece 1340'a atmam lazım ama Deadeye daha yeni 1325 olduğu için muhtemelen Deadeye bu önümüzdeki hafta 1340 olmayabilir. Çünkü Lipstone'ları yetmeyecektir diye düşünüyorum. Ama bu iki Berserker muhtemelen 1340 olacaktır bu hafta.
Bu iki karakteri T2'de bırakmamın sebebi, arkadaşlar ben videolarımda ve yayınlarımda da çok fazla söylüyorum, biliyorsunuzdur. Benim normalde Rusya'daki main'im Destroyer. Ben Destroyer oynuyorum normalde. Gravity build ile oynadım 3 ay boyunca. Ben son slotumu Destroyer'a ayırmaya karar verdim. Buradaki Gunlancer karakterimle 960 cheer score yaptıktan sonra T2 materyal stoklayıp Chaos Dungeon'ları olsun, ondan sonra Leap Stone'ları olsun. Eğer pahalanırsa satarım bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama şu anda ucuz. Onu stoklayacağım. Destroyer'ım geldiği gibi Destroyer'ı direkt Tier 3'e atmayı düşünüyorum. Çünkü Destroyer'ımı ben ikinci karakterim yapacağım. Ana karakterim şu anda yapamam. Çünkü ben Berserker'e yani haliyle gördüğünüz gibi çok yatırım yaptım. Yani bütün emeğimi Berserker'a vermiş durumdayım şu anda. Takılar olsun, ondan sonra baksanıza bu silahı craftlamaya çalışmak, kafalık mesela, yani grade'leri için çok uğraştım, tripodları için çok uğraştım. Yani gittim bir de bunların Legendary Engraving kitaplarını da aldım. O yüzden şu anlık Destroyer'e geçiş yapmam. Ama ikinci karakterimi tabii ki de Destroyer yaparım. Neden yapacak olursam. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir duyuru yapıyorum. Berserker oyuncuları için. Arkadaşlar şu anda patch'in gelip gelmeyeceği belli değil bu söyleyeceğim patch'in. Ama Berserker'a çok sağlam bir nerf geldi. Mayhem'in içinden geçmişler. Hani bildiğiniz Kore'deki ve Rusya'daki oyuncuların çoğu şu anda Berserker oynamayı bırakıyor. Sırf Mayhem'i bozdukları için. Mayhem'i çok kötü nerflemişler. Hani resmen oynanmayacak hale getirmişler Mayhem'i. O yüzden insanlar Berserker'ı bırakıyor. Çünkü hani neden o zaman Berserker teknik oynamıyorlar diye soracak olursanız da Berserker teknik de diğer klasların yanına yaklaşamıyor DPS olarak şu anda. Çünkü sürekli işte Awakening Potion falan kullanmanız gerekiyor barınızda. Siz zaten içeri girdiğinizde özellikle mesela Legion raidlere girdiğinizde Destruction Bomb, ne bileyim ondan sonra Stagger Bomb, Pot kullanıyorsunuz. Bir de ölmemek için Time Stop koyuyorsunuz bara. Ben DPS yapabilmek için Awakening Potion nereye koyacağım burada? Ben 4 tane kullanabiliyorum zaten. O yüzden benim size tavsiyem, bu patch muhtemelen çok sonra gelecektir bize. 6-7 ay sonra tarzı bir şey gelecektir. O yüzden bence yandan bir karakter hazırlığına başlayın. Eğer maksimum tier'de oynamayı düşünüyorsanız. Çünkü raidlerde belki yer bulamayabiliriz artık. Yani öyle bir düşünce oluşmaya başlamış insanlarda. Kore'de falan Berserker'ları partiye almıyor adamlar nerf'ten sonra. Çünkü gerçekten çok az vurmaya başlamış diğer klaslar oranla. Onun yerine ben diyor ki mesela başka bir klas alırım diyor. O yüzden benim size önermem, Warrior tarzı bir karakteri seviyorsanız arkadaşlar, Destroyer'a bakabilirsiniz. Destroyer'da yani Berserker'den hafif kalır bir tarafı yok. Hatta Berserker'dan daha korumalı DPS yapıyor. Çünkü karakterin çok fazla yani kullandığı skillerde, hasar skillerinde tenacity pasifi var. Karakter yere yıkılmıyor arkadaşlar skill kullanırken. Ya bu bence çok güzel bir şey. Ben onun rahatlığı için zaten Destroyer oynamıştım Rusya'da. Size de öneririm. Aklınızda bulunsun. Bu da bir küçük bir duyuru olsun. Kısacası benim bu videonun başında yaptığım şey 1405 gear score oldum. Bir tane seviye 7 gem yaptım. Bir de kart serimden arkadaşlar şöyle değiştirerek göstereyim. Carmine seviye 1 yaptım. Bir tane daha Carmine çıktı. Southwind görevini yaptıktan sonra bir Carmine daha bulursam burayı ikileyeceğim. Sonra King Train'i aramaya çalışacağım. King Train'i yapmaya çalışacağım. Eğer King Train'i de ikilersem arkadaşlar seriye kartla ben Awakening 2'yi alıp Legendary kart serimi de bitirmiş olacağım bu şekilde. Planım bu yönde şu anda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu seriyi elimden geldiğince devam ettireceğim. En azından YouTube'a bir içerik olsun diye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Takipte kalmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.